Bugün anlatacağım şeyle gururlanmak her ülkenin vatandaşına nasip olmaz. Yani böyle bir potansiyele sahip olsa her ülkenin vatandaşı gururlanırdı. Ama böyle bir potansiyele her ülke sahip olamaz. Zaten Türkiye'de son 20 yılda yaptığı çalışmalar sayesinde bugünleri görebildi. Bakın yıl 1990 ya da 1995 olsaydı Türkiye'nin kendi savaş uçağını, onunla birlikte hareket edecek insansız savaş uçaklarını ve seyir füzelerini üreteceğini filan sokakta söyleseydik deli gömleği giydirirlerdi. İnsanların alay etmesiyle kalırdık yani. Bugün biz bu gelişmeleri yaşayabiliyoruz. Bugün aslında Şimşek 3'ü ya da diğer ismiyle Süper Şimşek'i konuşacaktık. Ama karşımızda şöyle bir gerçek var. Artık Türkiye'nin mühimmatları da yerli. O mühimmatları kullandığı platformlarda haliyle hiçbir mühimmatı tek başına konuşamıyoruz. O yüzden bu konuyu Türkiye'nin havadaki geleceğine dönüştürmek zorunda kaldım. Bugün muhteşem bir başarı hikayesi dinleyeceksiniz. Ve bu hikayenin başrolünde milli savaş uçağımız Kaan, insansız savaş uçaklarımız Kızıl Elma ve Ankara 3 bir de hedef uçakken vurulmaktan sıkılıp vurmaya başlayan şimşeğin son hali yani süper şimşek var. Yani aslında bugün Türk havacılığının ya da Türk ordusunun değil küresel anlamda savaşın geleceğini konuşuyoruz. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Sesimizin daha büyük kitlelere ulaşması için desteğinize ihtiyacımız var. Ve bu desteği vermek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. Videonun odak noktası Şimşek 3 olduğu için önce onu konuşarak başlayalım. Bu önemli çünkü Şimşek 3'ün Türkiye'yi sayılı güçlerden biri haline getirme potansiyeli var. Milli Savaş Çağımızın isminin Kaan olarak açıklandığı töreni hatırlarsınız. Orada çok önemli bir detay daha vardı. Süper Şimşek olarak adlandırılan Şimşek 3 ilk kez bizlerle paylaşıldı. Şimşek aslında hedef uçak olarak doğmuş bir platform. Savunma Sanayi Başkanımızın ifadesiyle zamanla vurulmaktan sıkıldı ve kamikaze drona dönüştü. Şimdi de onun son versiyonu yani Süper Şimşek ortaya çıktı. Süper Şimşek'in en önemli özelliği 0,9 mak yani neredeyse ses hızında hareket edecek olması. İlk etapta asli görevini yapacak. Yani hedef uçak olarak göreceğiz onu. Ama daha sonra çok farklı görevlerde karşımıza çıkacak. Şimşek 3'ün hedef uçak versiyonundan sonra 11 farklı versiyonu geliştirilecek ve bu sayede onu bazen elektronik harbin içinde bazen de yerdeki kritik hedefleri vururken izleyeceğiz. Bütün görevleri elbette önemli. Zaten menziliyle çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu bize gösteriyor. Çünkü süper şimşeğin menzili 700 kilometrenin üzerinde olacak. Bu kadar büyük bir menzille sahada oyunu nasıl değiştirebileceğini zaten tahmin edersiniz. Ama bence esas dengeleri sarsacağı konu hava yer görevleri olacak. Çünkü süper şimşeğin esas hedefi düşmana ait hava savunma sistemleri gibi en kritik ve etkili sistemler olacak. Ve işte bu bahsettiğim meseleyi Anka 3 ile birlikte okuduğumuzda olay çok farklı bir noktaya doğru evriliyor. Anka 3'ü daha önce zaten konuşmuştuk. Hikayesi Fransa'da başlamıştı. Biz bu insansız savaş uçağı arayışına aslında 2005 yılında başladık. Yani yeni bir mesele değil bizim için. O dönemde de en gelişmiş program Neuron adı verilen programdı. Ama bu program Fransa'nın liderliğinde yürütülüyordu. Ve ortak geliştirilen bir programdı. F-35 gibi düşünün. Biz de bu programa katılmak istedik. Ama ama reddettiler. Belki 2011'deki ilk uçuştan sonra programa dahil edebiliriz filan dediler. Yani bize kibarca kapıyı gösterdiler. Zaten o programın ortaklarından biri Yunanistan'dı. Girmeyelim diye o da elinden geleni yapmıştır. Aslında iyi de oldu. Anka 3'e ulaştığımız süreç böylece başlamış oldu. Önce Anka'yı yaptık. Ardından Aksungur. Bu ikisinin mirasının üzerine de Anka 3'ü inşa ettik. Ve sonucunda muazzam bir proje ortaya çıktı. Anka 3'ün 6,5 ton azami kalkış ağırlığı var. Faydalı yük kapasitesi 1200 kilo. Bu yükle 40 bin feet irtifada 10 saat boyunca havada kalabiliyor. Ve bu süre onun esas görev tanımı için oldukça yeterli. Çünkü onun esas görevi derinden. Darbe. Yani düşman topraklarına gizlice sızıp radarlara yakalanmadan en kritik hedefleri imha edip geri gelmek ya da istihbarat toplamak. Zaten bunun için dahili silah yuvası var ve uçan kanat formunda tasarlandı. Uçan kanat demek kuyruksuz demek oluyor. Derin darbe görevleri için çok avantaj sağlıyor. Ama kuyruksuz bir platformun kontrolü de çok zor. Tusaş Genel Müdür Yardımcısının ifadesiyle. Kuyruksuz bir platformu kontrol edebilmek mühendislikten de ziyade bir sanata dönüşüyor. Yani aslında Tusaş burada bir sanat icra etti ve Anka için bu derin darbe görevlerinde kullanacağı başlıca mühimmatlardan biri de Süper Şimşek olacak. Yani bir derin darbe operasyonuna gönderildiğinde belirlediği hava savunma sistemi gibi kritik bir hedefi Şimşek 3 göndererek imha edecek. Şimşek 3 200 kilo ağırlığında bir sistem. 35 kiloya kadar harp başlığı taşıyabiliyor. Bu kadar boyutta bir şeyin hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi Elbette çok kolay değil. Yani Anka 3 Süper Şimşekle derin darbe görevlerinde düşmana kabus yaşatacak. Belki daha da önemlisi Süper Şimşek sürü halinde uçma yeteneğine de sahip olacak. Yani aynı anda birden fazla atılacak ve bu platformlar aralarında görev paylaşacaklar. Mesela bir düşman şehrini ele geçireceksiniz. Bütün hava savunma sistemlerinin yerlerini belirlediniz ve o sayıda şimşeği Anka 3'lerden aynı anda ateşlediniz. Neye uğradığını bile anlamadan bir şehrin hava savunmasının aynı anda yok olduğunu hayal edin. Sonrası iyice kolay bir hal alır. İşte böyle bir potansiyele sahip Şimşek 3 ve onu Anka 3 ile birlikte ele alıyoruz. O zaman proje daha bir anlam kazanıyor. Ama resmi biraz daha büyütebiliriz. Çünkü bundan çok daha büyük bir resmin bir parçası Şimşek 3. Kendi savaşçamızı geliştiriyoruz. Kaan yakın zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücü olacak. Ama savaşın çehresi artık çok değişiyor. Şu son 20-30 yılda savaş meydanlarında yaşanan değişim muhtemelen ondan önceki 500 yıldan çok daha hızlı olmuştur. Bu değişimin en çok görüldüğü alanlardan biri elbette askeri teknolojinin zirvesi olarak kabul edilen savaş uçakları. İşte önümüzdeki dönemde hem milli savaş uçağını hem de ona eşlik eden, onun pilotunun yönlendirdiği insansız savaş uçaklarını üreten kendi coğrafyasının hakimi olacak. Ve Türkiye buna çok sağlam hazırlanacak. Yakın gelecekte bir tehlike ya da görev durumunda milli savaş uçağımız Kaan havalanacak. Bir yanında bayrakların ürettiği kızıl elma olacak. Bugün Süper Şimşek ve Anka 3'ü konuştuk ama kızıl elma ile ilgili ekstra bir bilgiye girmedim. Çünkü zaten kızıl elmayı daha önce defalarca konuşmuştuk. Ve dediğim gibi göreve çıktığında savaş uçağımızın bir yanında kızıl elma olacak. Diğer yanında ise Anka 3. Ve Anka 3 en az 2 adet Süper Şimşek'le uçağımızı eşlik edecek. Yani bahsettiğimiz tek kelimeyle muhteşem dörtlü. Harekat başladığında savaş yani Kaan'ın pilotu havadan bir tehdit geldiğinde kızıl elmayı gönderecek. Ya da daha uzak bölgelerin kontrolü için kızıl elmayı harekete geçirecek. Ya da düşman hava savunma sistemlerinin imha edilmesi için Anka 3'ü süper şimşeklerle birlikte hedefe yollayacak. Anka 3 tespit ettiği hedeflere süper şimşekleri ateşleyecek ve daha kalan güçlerimiz devreye girmeden düşmanın hava savunması çökertilecek. Böyle bir senaryoda düşmanın ne kadar çaresiz kalabileceğini hayal edebiliyorsunuzdur. Zaten milli savaş uçağımıza da Bayraktar Kızıl Elma'ya da Anka ka3'e de Yunan medyasının aynı şekilde tepki vermesi bundan kaynaklanıyor. Adalarla ilgili esas kriz patlak verdiğinde az önce bahsettiğim çaresizliğin benzeri çaresizlikler yaşayacaklarını biliyorlar. Bu yüzden bu tarz gelişmeler onları tedirgin ediyor. Bu tedirginliğin sonucu olarak da konuyla oldukça fazla ilgileniyorlar. Yani kısaca özetlersek Türkiye şu an tek başına bir milli savaş uçağı geliştirmiyor. Ya da Kızıl Elma ve Anka 3 ile yaptığı şey sadece bir insansız savaş uçağı programını olgunlaştırmak değil. Aynı şekilde Şimşek 3 tek başına bir çeşit seyir füzesi programı sayılamaz. Bunların her birinin ayrı ayrı değil birlikte ele alınması gerekiyor. Çünkü bütün resme baktığımızda Türkiye şu anda bir hava ordusu inşa ediyor. Ve bu ordunun komutanı milli savaş Kağan Kaan olacak. Kaan'ın pilotu emredecek. Anka 3, Kızıl Elma ve Şimşek vuracak. Bu meseledeki en güzel detay bence bu devasa potansiyelin bizim askerimizin emrine verilmesi. Çünkü bizim askerimiz sivil öldürmüyor. Bu da üretilen bu sistemlerin hak etmeyen kimseye kabus olmayacağını bize bir kere daha gösteriyor. Yani Türkiye kısa zamanda dünyaya hem yeni, modern savaş konseptini hem de kadim savaş ahlakını öğretecek. Bu konuda özellikle Batı'nın bizden öğreneceği çok şey var. Allah'a emanet olun.